Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Şırnak'ta heyecanlandıran petrol gelişmesi. Değerli izleyenler, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melihan Bilgin, Şırnak'ta petrol keşfedilerek üretime alınan kuyuyla ilgili önemli detayları paylaştı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melihan Bilgin, Şırnak'ta petrol keşfedilerek üretime alınan kuyuya Şehit Esma Çevik 1 adının verildiğini hatırlatarak bunun bir ilk olduğunu söyledi. Bilgin, Anadolu Ajansı muhabirine son dönemde yürütülen çalışmaların bir bütünün unsurları olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, gerek Mavi Vatan'da gerekse ülkemiz coğrafyasının her köşesinde Türkiye'nin petrol davasına hizmet etmek için çalışmaları bir büyük stratejinin unsurları içinde yürütüyor, bir bütünün parçaları olarak ele alıyoruz dedi. 4 yıl önce göreve geldikleri dönemde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen büyük destek, sonrasında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından ortaya konulan Milli Maden Politikası ve bu çerçevede şekillenen temel stratejileri, dönemin müsteşarı, bugünün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın destekleriyle bir temel strateji dokümanı oluşturulduğunu ifade eden Bilgin, bu yol haritası içinde yürüdüklerini söyledi. Ülkenin her köşesinde, Hakkari'de, Çukurca'da, Gabar'da, Cudi'de, Kato'da yaptıkları petrol sondajlarının ve ülkenin doğal zenginliklerinin çıkarılıp milletin ekonomisine, kullanımına sunulmasıyla ilişkili çabalarının bu temel stratejinin alt unsurları, bileşenleri şeklinde düşünülmesi gerektiğine işaret eden Bilgin, bu kapsamda güvenlik ve coğrafi koşullar gibi değişik sebeplerle hiç aranmamış bölgelerde yürüttükleri yoğun çalışmaların çok önemli sonuçlar verdiğini aktardı. Bilgin, Cudi Gabar bölgesinde kızıl su olarak başladıkları sondajın çok önemli bir keşifle sonuçlandığına dikkati çekerek 35 API gravitedeki yüksek kalitede bir petrolü günde 400 varilin üzerinde bir üretim kapasitesiyle devreye aldıklarını bildirdi. Bu bizim için yeni bir saha. Türkiye petrolcülüğünde de yeni bir açılım diyen Bilgin, denizde ve karada yürüttükleri çalışmalar kadar önceden hiç aranmamış alanlarda elde ettikleri sonuçları da önemsediklerini ifade etti. Bilgin, Batman Bölge Müdürlüğü özelinde bundan 5 yıl önce 23 bin varil seviyelerinde olan ortalama günlük üretimimiz bugün 41 bin varilin üzerinde. Toplamda ise yurt içi üretimimiz günde 35 bin varilden 60 bin varil ortalamalarının üzerine çıktı. Aslında bu son dönemlerde yaptığımız gerek yeni sahalardaki keşifler, gerek üretim artırma teknikleriyle eski sahalardan elde ettiğimiz üretim verimliliğiyle geldiğimiz bir nokta diye konuştu. Tabiri caizse bir organik büyüme sürecinin içi. Şırnak'ın bölge açısından yeni bir üretim alanı olarak düşünüleceğini ifade eden Bilgin, bu konuda çalışmaları yoğunlaştırdıklarını, bu çalışmaların gelecek yıla da ışık tutacağını belirtti. Strateji olmadan sonucun kendiliğinden oluşmadığını söyleyen Bilgin, ortaya koydukları strateji dokümanının Milli Enerji ve Maden Politikası'nın kendileri için ana yol haritası niteliğinde olduğunu, bunu izlemeye devam edeceklerini vurguladı. Bilgin, kendilerine verilen her görevi her yerde yapmaya hazır olduklarını belirterek şunları kaydetti. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Bakanımız büyük destekleriyle beraber yürüttüğümüz bu çalışmalarda en önemli unsurlardan biri takım arkadaşlarımız. Hiçbir ayrım yapmadan kapsam içi, kapsam dışı, alt yüklenici olarak çalışan arkadaşlarımızın hepsi bu zincirin önemli halkaları. Hepsiyle daha uzun süre yürüyecek yollarımız olacak. Bütün takım arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Bu başarılı çalışmayı ortaya koydukları için. Bize destek veren güvenlik görevlilerimize, valilerimize, emniyet müdürlerimize, jandarmamıza, polisimize teşekkür ediyorum. TPAO Genel Müdürü Melihan Bilgin, Cudi Gabar'ın daha önce milletin gündemine hep terör faaliyetleriyle gelen bir bölge olduğunu ifade ederek, bugün güvenlik güçlerinin devletin üstün gayreti ve koordinasyonuyla oradaki her türlü faaliyeti emniyetli bir şekilde yapma imkanı bulduklarını dile getirdi. Bu bölgede yaptıkları petrol keşfinin birçok anlam içerdiğini söyleyen Bilgin, aslında bu bölgedeki ilk keşif önemli bir keşif. Bütün bunları düşündüğümüzde Cudi Gabar gibi bir bölgede yapmış olduğumuz keşfin anlamı daha da büyük. Türkiye'nin geleneksel olarak yapı haritalarının devamı niteliğinde yerlerde yaptığı keşiflere nazaran bu bölge tamamen bakir bir bölge. Bu bakir bölgede yapılmış ilk keşfimiz. Üretime aldığımız bu ilk keşif kuyusunun isminin Şehit Esma Çevik 1 olması bizim için son derece önemli. İlk kez üretim yapan bir kuyuya bir şehidimizin ismini vermek ekibimize nasip oldu diye konuştu.